1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bırakmışlardı. Chicago'da yapılan gösterilerde yaklaşık 500.000 işçi katılmıştı. Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. 2 yıldır pandemi koşulları nedeniyle 1 Mayıs sokaklarda kutlanamıyor. Gün dolayısıyla yayınlanan mesajlarsa şöyle. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı şu şekilde. Bir bayram havasında kutlanması gereken 1 Mayıs ne yazık ki emekçilerin gerek çalışma koşulları, gerek çalışırken ve emekli olduktan sonraki sosyal hak ve kazanımlarının olması gerekenin çok altında bulunması nedeniyle kutlamadan ziyade hak arayışlarını dillendirdikleri bir gün haline gelmiştir. Bunun üzerine pandemi sürecinin de eklenmesiyle birlikte işçilerin çalışma koşulları daha da ağırlaşmış ve bu sürecin en mağdurlarından biri işçi kesimi olmuştur. Siyasi görüşü ve ideolojisi ne olursa olsun işçi ve emekçilerin ortak bir amaçta uzlaşması ve birlikte hareket etmeleri kaçınılmazdır. Emeğin en yüce değer olduğu asla unutulmamalıdır. Öte yandan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, DSP Eskişehir İl Başkanı Salih Güven, Türkiye Kamu Sen Eskişehir İl Temsilcisi Haydar Urfalı, Eskişehir Sağlık Sen Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Şen Ocak yayımladıkları mesajlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladılar.